Merhabalar değerli izleyenler Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Patatesle hazırladığım pratik bir tarifi bugün sizlerle paylaşacağım. 3 tane patates kullandım. Dış kabuğunu soyarak yapımına başladım tarifim. Hazırlamış olduğum lezzeti çocuklar okuldan gelmeden önce hemen yaptım. Geldiklerinde sıcak sıcak tükettiler. Dilerseniz benim gibi Okuldan çocuklar gelmeden önce hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz günün her saatinde tüketebilirsiniz. Eminim ki çoğu evde bu şekilde benim gibi patatesi hazırlıyor. Fikir olsun diye sunmak istedim sizlere. Patatesin kabuğunu soydum. Patatesi önce ikiye böldüm. Sonra ortadan ikiye kestim. Çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Gayet lezzetli, pratik, tam ekmek banmalık bir tarif. Çocuklarla sıcak sıcak ekmeğimizi bandırarak yedik. Büyük boy bir tane domates kullandım. Domatesleri de iri iri doğrayacağım. Domatesleri doğradıktan sonra içerisine küçük boy 4 tane Charleston biber ilave ediyorum son biberleri de çok küçük olmayacak şekilde doğruyorum. Hemen yapıp yenilebilecek bir tarif. Kısık ateşte 15 dakika içerisinde yaptım. Çocuklar okuldan gelince hemen sıcak sıcak zevkle tükettiler. Bir tane orta boy kuru soğan kullandım. Kuru soğanı da patates gibi iri iri doğruyorum. Soğanı doğradıktan sonra sıra geldi sarımsaklara. 4 diş de sarımsak ekliyorum. Tüm malzemeleri çiğden ilave ettim tavaya. Hiç uğraştırmadan sizleri daha önce tabii ki denemediyseniz bu şekilde sarımsağı ekledim. 1 tatlı kaşığı biber, 1 tatlı kaşığı da domates salçası ilave ettim. Baharat olarak yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber ekledim. Baharat miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Yarım kahve fincanı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı da tereyağı ekledim tavaya. Yarım çay bardağı oda sıcaklığındaki suyu sonrasında kapağını kapattım. Kısık ateşte pişmeye bıraktım. Önce kaynadı, sonra altını kıstım. Bunu belirtmek isterim. Patatesin suyu kaynamaya başladı. İçerisine eklediğim su. Bir tatlı kaşığı da kaya tuzu ekledim. Kısık ateşte malzemeleri bir karıştırıp şöyle pişmeye bırakacağım. Zaten patates çok çabuk pişiyor. İçerisindeki salça, soğan iyice birbirine karıştı istediğim kıvamı ulaştı patates görüyorsunuz patates yemeği pişti altını kapatacağım ve biraz ılıdıktan sonra üzerine bir miktar maydanoz ekleyeceğim birazcık ılıttım Ocağın altını kapattım. Yaklaşık 10 dakika beklettim. Sonra maydanoz ilave ettim. Maydanozlar çok fazla ölmesin diye. Maydanozu karıştırmadan direkt servise aldım. Servis tabağına hazırlamış olduğum patates yemeğini alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir tarifi daha sizlerle paylaştım. Biz çok severek tüketiyoruz. Her zaman evimde yapmış olduğum bir lezzet şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini ne miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımda birbirinden pratik, evde olan malzemelerle yapılmış birçok tarif var. İşte artık bu tarif de onların arasında. Pratik, farklı lezzetlerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.